Murat Nazlı'yı seviyor. Çok belli. Hatta ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben ne kadar seviyorsam Murat da o kadar seviyor. Saçma sapan konuşma Furkan ya. Dans ederken ki hallerini görmedin mi? Nazlı bana karşılık vermezse her şey boşa gider. Yeter Furkan lütfen ya. Karamsar karamsar konuşup benim içimi şişirme ya. Ben böyle bir şeye asla izin vermem, anlıyor musun? Murat'ın ağzına yemekten ben. Asla. Kimsenin senden izin istediği yok Melek. Murat'ın Nazlı'ya hissettikleri çok belli. Eğer Nazlı bana karşılık vermezse Murat senin iznini sormaz, emin ol. Çok biliyorsun sen Furkan. Sen Murat'ı bana bırak. Sen bir an önce artık şu Nazlı'nın kalbini kazanmaya bak. Murat işi bende. Murat'ı Nazlı'dan nasıl uzaklaştıracağımı ben bulacağım, sen değil. Nasıl yapacaksın peki? İyi dinle şimdi. Elime düşeceksin avukat. Elime düşeceksin. Şşş. Lan Rüstem sakin. Sakin ol oğlum. Yavaş yavaş çözeceksin bu işi. Adım adım. Yavaş yavaş halledeceksin. Tadını çıkara çıkara keyif alacaksın. Sakin ol. Ama bulacağım bir yolunu. Sonunda o avukata hayatı zehir edeceğim nasıl olsa. Ah, çok da zevkli olacak lan. Lan ne özlemişim bu eski Rüstem'i be. Eski Rüstem mi? Efendim? Eski Rüstem falan bir şey dedin, ne dedin? Ya bu eski Rüstem ne kadar kötü, ne kadar pislik bir herifmiş. Onu söylendim kendi kendime. Ha, öyle. Pisliğin, ahlaksızın tekiydi. Çay getirdim sana. Sağ ol. Al. İç. Sağ ol. Oh, sıcak sıcak iyi geldi. Eline sağlık. Afiyet olsun. Sağ ol. Bu ne lan şerbet gibi? Alo. Ramo, bana bak oğlum. Yarın bana lazımsın, bir yere kaybolma. Lan işimiz var işte, Allah Allah. Meraklı köfte, illa her şeyi öğreneceksin. Tamam lan, tamam. Bu Yıldız'ın babası var ya, onun peşine düşeceğim. Lan oğlum, bu adam nasıl olsa bu çocuğu sakladığı yere gidecek. Anladın? Tamam, yarın bir yere kaybolma, telefonun açık olsun, yakınlarda ol. Arayacağım ben seni. Hadi eyvallah. Hadi görüşürüz. Yıldız. Yıldız bir şey söylesene. Belge var mı? Doğum belgesi var. Ölüm belgesi yok. O seni yeterince sevseydi, ne olursa olsun senden vazgeçmezdi. Çocuğuna gelince, o doğumda öldü. Kapat artık bu konuları. Hamile olduğumu neden söylemedim ki Kerem'e? Vaktiyle söyleseydim belki her şey çok başka olurdu. (Gülüyor)
bebeğim yaşıyor. Yaşıyorsun, biliyorum. Nerede olursan ol, bulacağım seni. Gerekirse son nefesimi vereceğim. Ama seni koklamadan, seni görmeden ölmeyeceğim. Kerem aradı, ben kafeye geçiyorum. Yarınki yemek için yardım lazımmış. Ben de yardım edeyim mi? Aman aman istemez. Sakın gelmeye mermeye kalkma, otur sen şurada. Oğlumun işleri açılıyor sonunda, bir yüzü gülecek. O da kursağında kalmasın. Kursakmış. Göstereceğim ben size. Kursak da nasıl kalır? Öğürteceğim lan hepinizi. Öğürteceğim. Bekleyin siz. O kafeyi de başınıza yıkacağım lan, başınıza. Şu Yıldız'ın işini bir halledeyim, onun hesabını göreyim. Sonra sıra sizde. Annemi öpmedin baba. Yine meclis açayım mı? Evet. Yeni uyku tutmadı demek ki. Öyle oldu. Allah'tan tadı güzel. Nasıl? Bir sorun yok değil mi? Nasıl bir sorun? Seni uyutmayan herhangi bir sorun. Bu sıralar, bu saatlerde burada çok karşılaşırız. Dünya küçük. Öyle galiba. Ben de dünyanın bu kadar küçük olduğunu bilmezdim. Ama öyleymiş. Soruma cevap vermedin. Yani bir sorun yok. Sorduğunuz için teşekkür ederim. Siz niye gelmiştiniz? Gene bana bu gece mesai var. Kahve alacağım. İsterseniz ben veririm size. Ben halledeyim. Zahmet olmasın? Yok canım, ne zahmeti? Alayım ben. Sütsüz ve şekersiz. Yani mideniz için pek iyi değil ama.
Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bir şey mi diyecektiniz? Kahve. Çok güzel ama iyi demişsin, iyi değil. Haklısın. Ben en iyisi biraz dinleneyim. Şu an için iyi gelecek tek şey o sanırım. İyi geceler. İyi geceler.